Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştu. İzza azzemet ümmeti dünya, ümmetin dünyaya tazim ettiği zaman nuziyat minha heybetul İslam onlardan İslam'ın heybeti alınır. Ve izza taraketil emre bil maruf ve anil münker iyiliği emredip kötülüğü nehyetmeyi terk ettikleri zaman hürmet bereketel vahy vahyin bereketinden mahrum olurlar. Ve izâ tesabbet ümmeti ümmetin birbirine sövdüğü zaman sagadat min aynillah, Allah'ın gözünden düşerler. Bu hadis-i şerif halimizin sebebini anlatıyor. İslam'ın heybeti bizlerden kaldırılmış. Bir kafir bu ümmetin fertlerini adeta sinek gibi görüyor. Sahabeler kafirlere dağ gibi gözükürdü. Niçin bizi sinek gibi görüyorlar, kıymet vermiyorlar? Çünkü İslam'ın heybeti bizden kaldırılmış. Peki niçin kaldırılmış? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki çünkü siz dünyaya tazim ettiniz. Dünyayı büyük ve kıymetli görüp ahireti unuttunuz. Bunun cezası da İslam'ın heybetinin kaldırılmasıdır. Bizler vahyin yani Kur'an'ın bereketinden de mahrumuz. Peki Kur'an'ın bereketinden niçin mahrumuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ''Çünkü siz iyiliği emredip kötülüğü nehyetmeyi terk ettiniz. Bunun cezası da Kur'an'ın bereketinden mahrum kalmaktır. Ve bizler galiba Allah'ın gözünden de düşmüşüz. Düşmüşüz ki dünyanın neresinde bir Müslüman devlet varsa kafirler orayı istila etmiş.'' Nerede bir Müslüman varsa orada darlık var, sıkıntı var, fakirlik var. Peki Allah'ın gözünden niye düştük? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki çünkü siz birbirinize sövdünüz. Allah sizi kardeş yaptı, siz bu kardeşliğin kıymetini bilmediniz, bunun cezası da Allah'ın gözünden düşmekti. Rabbim cümlemizi dünya sevgisinden kurtarsın. İyiliği emredip kötülüğü nehyetmeyi bizlere nasip etsin. Birbirimize sövmekten, buz etmekten bizleri muhafaza etsin. Amin.